asr-ı saadete dönüyor ve biraz daha dinlendirici olması itibariyle oradan birkaç hadise nakletmek istiyorum. Derler ya, bir göz için çok gözler sevilir. Bu atasözünden hareketle asr-ı saadetten bir vaka nakletmek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hedefe doğru gidiyordu. Yolda yürüyordu. Baktı ki biraz sonra bazı çocuklar yolda şen, şakrat, neşeli bir tarza sohbet ediyorlar. Konuşuyorlar, oyun oynuyorlar, eğleniyorlar. Fakat onların arasında birisi vardı ki herhalde böyle bir kenara çekilmiş, biraz mahzunlu, hüzünlü. Diğerlerin arasında diğerler gibi şen ve şakrat değildi. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dikkatini çekti, rikkatini celbetti ve ona doğru gitti, onu aldı, sevdi, öptü ve sordu. Sen niye arkadaşlarınla beraber böyle eğlenmiyorsun ki? Sen de onlar gibi koşuşursun, sen de onlarla beraber oynarsın, lezzetlenirsin, sevinirsin. Çocuk biraz mahzundu, dedi, benim babam yok. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sordu. Ne oldu ki senin babana? Benim babam Muhammed'in muharebesinde şehit oldu. Cenab-ı Peygamber çocuğu tekrar sevdi. Baktı böyle gözlerin içine ve sordu. Sen Muhammed'i tanıyor musun? Çocuk rahat bir cevap verdi. Tanımıyorum. Peki, seviyor musun? Seviyorum. Sual, madem ki tanımıyorsun, tanımadığın insanı niçin seviyorsun? Çocuk kimin kucağında olduğunu farkında değil. Suali sorana böyle baktı. Onu herkes seviyor. Anne seviyor, amcalar seviyor, herkes seviyor. Ben de onun için seviyorum. Biz de seviyoruz. Allah Azze ve Celle de sevmemizi istiyor. Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhukkumullah. Sadakallahu azim. Ayet-i celile kul emirdir. Fahri kainat aleyhisselama söyle onlara, mümin insanlara. Eğer o insanlar beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Ben de onları seveyim. Bir zaman Hazretleri bunu ifade ederken, bu ayeti tefsir ederken, Lem'an-ı Rab eserine şöyle diyor. Madem Allah'ı seversin, öyleyse Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksın. Madem seversin, Allah'ı seversin, öyleyse Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksın. Allah'ın sevdiği tarz ise, Allah'ın sevdiği zata benzemelisin. Allah'ın sevdiği zata benzemek ise, ki Allah'ın sevdiği zat aleyhisselatü vesselam'dır. Allah'ın sevdiği zata benzemek ise ona ittiba etmektir. Ona tabi olmaktır. Ne zaman ona aleyhisselatü vesselam'a tabi olsanız Allah azze ve celle de sizi sevecek. Siz zaten Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah azze ve celle de sizi sevsin. Tekrarlamak istiyorum. Madem Allah'ı seversiniz, öyleyse Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Allah'ın sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Allah'ın sevdiği zata benzemek ise ona ittiba etmektir, tabi olmaktır. Ne zaman ona, yani aleyhisselatü vesselam'a ittiba etseniz Allah Celle Celaluhu sizi sevecek. Siz zaten Allah'ı seversiniz, Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Demek ki biz harekat ve muamelatımızda örneğimiz Fahri Kainat Aleyhisselam'dır. Kıbleyi gösteren pusula gibi. Ne zaman işlerimizde, fiillerimizde Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'a uysa Allah Azze ve Celle de bizi sevecek. Demek ki Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetimizin miyarı, ölçüsü sünnet-i seniyyedir. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'a benzemektir. Ben şimdi